Ben Diya Al-Azawi. Aslen Iraklı bir sanatçıyım. 1976'dan beri Londra'da yaşıyorum. Sanata ilgim çocukluğuma dek uzanır. Arkeoloji eğitimi aldıktan sonra eğitimime daha çok sanat alanında, özellikle resim dalında devam etmek istedim. 1976'da buraya geldiğimden beri daha çok baskıya ilgi duydum. Yapmaya çalıştığım şey aslında bir Iraklı olarak bir miktar kültürel köklerime bakmak. Bu aynı zamanda bana kendi kültürüme dışarıdan bakma fırsatı da veriyor. Bir bakıma yeni bir pencere. Örneğin Irak'ta yaşarken her şeye sahip olduğumu düşünüyorum. Orayı bırakıp Londra'ya geldiğimde Irak bana küçük bir köy gibi göründü. Buradayken kendi kültürüme, kendi tarihime dair Irak'ta olduğumdan daha fazla bilgi edinmeye başladım. Bu son iki aydır üzerinde çalıştığım resim. Bunlar daha sonra büyütmek amacıyla bu tür bir çalışma için yaptığım bazı modeller. Örneğin bunu mermerden yaptım. 2 metre boyunda. Bu da yaptığım bir başka eser. Adı Bir Dostu Özlemek. Bu yıllar önce öldürülen bir arkadaşım hakkında ve bu anlamda şu eserle karşılaştırdığımızda o alanı boş bırakmaya çalıştım. Artık hayatta olmadıklarını belirtebilmek için. Ve burada benim ressam olarak verdiğim eserlerin heykellerde farklı renkler kullanmamdaki etkisini görebilirsiniz. Bence büyük boyutta bir eser yapmak bir meydan okumadır. Küçük bir eserden daha fazla bir meydan okuma. Küçük bir eserde her şeyi kontrol edebilirsiniz. Ama büyük bir parçada kompozisyonu, bir araya getirdiğiniz tüm unsurları düşünmek zorundasınız. Yani örneğin birileri duvarda asılı resimlere göz gezdirirken, gözlerini o resimden kaçırıp başka resimlere bakmıyorlarsa, o zaman o resim başarılı demektir. Yakın zamanda Tate tarafından alınan resim, Sabra ve Shatila katliamı adını taşıyor. Başından bu yana şiddetin trajedisini, yaşam ve ölüm arasındaki zıtlığı ve karşılıklı ilişkiyi ortaya koyan bir resim yapmayı düşünmüştüm. Bu katliamın trajedisi, bir gecede öldürülen tahminen 3000'den fazla insanın çoğunluğunun masum erkek, kadın ve çocuklardan oluşması. Bir anlamda propaganda olmayan bir şey üretmeye çalıştım. Bu bir trajediyi belgeliyor. Bir bakıma tüm dünya aslında çok küçük, küçük bir köy. Bu şu anlama geliyor. Ben sizi kendi kültürümle, siz de beni kendi kültürünüzle etkileyebilirsiniz. Şimdi olması gereken de bu zaten. Bu insanın yaratıcılığı ve herkese ait olabilir.